2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı hesaplamaları da yapmaya başlandı. Mart enflasyonu ile memurlara ve memur emeklilerine zam farkı hakkı dolmuştu. Nisan ayı itibariyle 2,5 puanlık fark oluştu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor. Memur ve memur emeklisi Temmuz ayı zammını beklerken ay ay enflasyon hesabı da yapıyor. TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve memur emeklisine müjde belli oldu. Milyonların gözü kulağı Nisan ayı enflasyon rakamlarındaydı. ve TÜİK açıkladı. Memura enflasyon farkı doğdu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında enflasyonda %1,68 artış oldu. Tüketici fiyat endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %1,08 artış göstermişti. Geride bıraktığımız Mart ayında enflasyon ile birlikte memurlara ve memur emeklilerine zam farkı hakkı dolmuştu. Son rakamlarla birlikte memur zammının yolu göründü. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk 6 ayı için %3 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında enflasyonda %1,68 artış oldu. Tüketici fiyat endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre %1,08 artış göstermişti. Tüketici fiyatları, Nisan'da aylık bazda %1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon %16, 2'den 17, 14'e yükseldi. Piyasada aylık enflasyonun %1,8 artacağı öngörülüyordu. Üretici fiyatlarında ise Nisan'da 4,34 artış yaşanırken, yıllık yüfe %35,17 seviyesine çıktı. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk 6 ayı için %3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu %1,68, Şubat ayında %0,91, Mart ayında da %1,08 olarak açıklandı. İlk 3 aylık enflasyon %3,70 oldu. Yılın ilk 4 ayında tüketici fiyat endeksi, tüfe, %5,45 oldu. Bu memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personel Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda %3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak. Memurlar, 2020'nin ilk 6 ayında %1,75, ikinci 6 ayında da %4,36 enflasyon fark almıştı. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Memur ve emeklinin maaşı Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zamlı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken Son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor. Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında %3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak? Toplam tüfenin %4 ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. Son günlerdeki gıda zamları sonrası ilk tüfe 0.91 olarak geldi ve önümüzde 4 ay daha var. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı belirlenecek. Ocak ayında yıllık enflasyon %14,97 olarak gerçekleşti. Verilere göre Ocak ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %12,53, yurt içi üretici fiyatları %13,64 arttı. Aylık bazda tüfe %1,68, yüfe %2,66 artış gösterdi. Tüfe, Ocak'ta geçen yılın Aralık ayına göre %1,68, geçen yılın aynı ayına göre %14,97 yükseldi. Yüfe ise Aralık 2020'ye göre %2,66, geçen yılın Ocak ayına göre %26,16 arttı. TÜİK verilerine göre, tüfe aylık bazda %0,91 artarken, yıllık enflasyon %15,61'e çıktı. Tüfe, Şubat'ta geçen yılın Aralık ayına göre %12,6, geçen yılın aynı ayına göre %15,61 yükseldi. Yüfe ise Aralık 2020'ye göre %3,92, geçen yılın Şubat ayına göre %27,09 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %13,18, yurt içi üretici fiyatları %17,04 arttı. Aylık bazda tüfe %1,08, yüfe %4,13 artış kaydetti. Tüfe, Mart'ta geçen yılın Aralık ayına göre %3,71, geçen yılın aynı ayına göre %16,19 yükseldi. YÜFE ise Aralık 2020'ye göre %8,21, geçen yılın Mart ayına göre %31,2 artış gösterdi. TÜİK, Mart'ta yıllık %16,19 olan tüketici enflasyonunun Nisan'da %17,14 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Mayıs 2019 sonrasındaki en yüksek enflasyona oranına ulaşıldı. Nisan'da zam şampiyonu, %24,91'lik fiyat artışıyla domates oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında %3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için %0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk 6 ayında %1,75, ikinci 6 ayında da %4,36 enflasyon fark almıştı. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk 6 ayı için %3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu %1,68, Şubat ayında %0,91, Mart ayında da %1,08 olarak açıklandı. İlk 3 aylık enflasyon %3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için %0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda %3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak. Temmuz-Oralık döneminde enflasyon %8,36 olarak gerçekleşmişti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine %4,36 enflasyon zammı gelmişti. Memur ve memur emeklileri %3 de sözleşme zammı olmuştu. Böylece memur ve memur emeklileri Ocak ayında toplam %7.33 zam almıştı. SGK ve Bağkur emeklileri ise Ocak ayında %8.37 oranında zam almıştı. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla 1335 TL'den 1447 TL'ye yükselmişti. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 TL'ye yükselmişti. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı 1534 liradan 1662 TL'ye çıkmıştı. Memur emeklileri 2020 yılının Ocak ayında %5.50, Temmuz ayında da %5.75 olmak üzere geçen sene toplam %11.25 zam almışlardı.